zamandır çekmek istediğim, sizin de benden istediğiniz bir videoydu. Sonunda artık zamanı geldi aslında. Bunun zamanı hiç gelmiyor çünkü sürekli salonu değiştirmeye çalışıyorum. Bir türlü beğenemiyorum, içime sinmiyor. Ama bu sefer sanki oldu gibi hissediyorum. Sizin de çalışma alanımı, stüdyomu görmenizi istedim. Burası tam böyle bildiğimiz salonlara benzemiyor. Çünkü yarısını stüdyo olarak, yarısını da normal salon olarak kullanıyorum. İlk önce size stüdyo kısmını göstereceğim. Sonra normal salon olan kısmını göstereceğim. Hemen şu ölü köşeden başlayalım. Burası benim bisikletimin olduğu yer. Bisikleti zaten her sabah görüyorsunuzdur. Bu bisikleti Decathlon'dan aldım. Bu biraz büyük bir bisiklet. Yani çok taşınabilir, hafif bir bisiklet değil. Bayağı da hantal. Normalde bunlar böyle spor salonunda olan boyutlardan. Önerir miyim? Önermem. Bunların bir küçük boyları oluyor. Daha uygun fiyatlı hatta. Fonksiyonları da neredeyse aynı. Onları daha fazla öneririm. Çünkü bu hem çok fazla alan kaplıyor hem de çok estetik mi? Yani benim salonuma bence çok uymuyor. Ama işlevi süper. Burada hiçliğe doğru her sabah bisiklet sürüyorum. Boş duvara bakarak. Neyse ki şurada şu olay var da tabletimi yerleştirip şeyler izleyip çeviriyorum. Arada da işte buraya tablolarımı koyuyorum bu duvara. Çünkü artık duvarlarımı koyabileceğim herhangi bir yer kalmadı. Burası böyle spor köşemiz. Şimdi buraya doğru geldiğimizde burada yine ölü bir yer var. Bu pencere normalde sokağa bakıyor. Tam şurada da başka bina var ama o kadar yakın ki yani ben karşıdakinin ne yemek yediğini görebiliyorum. O yüzden bunu kapalı kullanıyoruz. Zaten ben dışarıdaki sokağı, binaları ve estetik olmayan şehir kalabalığını görmek istemiyorum. Kendi resimlerimi görmek daha mutlu ediyor beni. Zaten bu salonda bütün bir duvar, karşımızdaki duvar pencere olduğu için yeteri kadar gün ışığı alıyor. O yüzden buranın artık gün ışığına ihtiyaç duymuyorum. Buraya da böyle büyük tablolarımı yerleştiriyorum. O amaçla kullanıyorum. Burası da benim çalışma masam. Aynı zamanda salonumuzun yemek masası. Aynı zamanda resim yaptığım masa. Ve evde en çok zaman geçirdiğim yer. Videoları da burada çekiyorum. Ben bu masayı da internetten aldım. Trendyol'dan aldım. Eğer hala duruyorsa linkini paylaşırım. Ben salonda daha çok böyle masif görünümlü ama ham olan bir masa arıyordum. Bunu da birazcık zor buldum çünkü nasıl aranacağını bilmiyordum. Genelde satılan çoğu masa böyle vernikli ya da boyalı oluyor. Ben böyle ham halde istedim. IKEA'da da bulunuyor fakat oradakiler biraz yüksek fiyatlı ve bu kadar büyük değiller. Bu masayı ben bilerek vernikletmedim çünkü üzerinde bayağı bir boya lekesi var ve benim bu boya lekeleri çok hoşuma gidiyor. Vernik, boya, akrilik, sulu boya. Gittikçe böyle lekeler artmaya başlıyor ve o lekeler arttıkça aslında güzel bir desen meydana geliyor. Ben bu masanın bu desenini çok seviyorum. O yüzden bilerek hiç vernikletmedim. Eğer bir gün sıkılırsam zaten akrilikle bile beyaza boyayıp üstünü vernikletip istediğim normal bir renge çeviririm. Ama şu an bu hali çok hoşuma gidiyor. Sandalyeleri de masayla birlikte takım aldım. Hepsini birazdan göreceğiniz sehpayı da aynı şekilde. Hepsi boyanmamış, ham halde masif olarak geçiyor. Linkte paylaşacağım. Bu sponsorlu bir video değil. Hepsini kendim aldım. Bu salonda gördüğünüz her şey bir sene içerisinde alındı. Geçen sene tam pandeminin başında bu salon bomboştu. Hatta aşağıda bir video var benim duvar boyadığım. Onun da linkini buralara bırakabilirim eğer bırakabilirsem. Orada aslında salonun ilk hali var ve göreceksiniz ki aslında bomboş. Ve orada size şey söylüyorum hani salonumun dönüşümünü sizlere çekeceğim. Çektim mi? Hayır. Ama en azından son halini şu anda görebiliyorsunuz. Bayağı bir şey değişti. Yani buradaki eşyaların %80'i geçen sene bu zamanlarda yoktu. Hepsi de internetten alındı. Çünkü ben AVM gezmeyi, dükkan gezmeyi hiç sevmem. Her şeyi internetten alırım. O yüzden bir sene içerisinde de aldığım için çoğunu linklerde vesaire size gösterebilirim. Şimdi masanın üstündekilere geçelim. Burada ayarlanabilir, bayağı da hayat kurtaran bir lambamız var. Bu lambayı gece çizim yapmak için kullanıyorum. Çünkü geceleri gerçekten renkleri ayırt etmekte, tonları ayırt etmekte birazcık zorlanıyorum. İyi bir ışığa ihtiyacım var. O yüzden bu ışığı iyice yakınlaştırdığım zaman resme
veya tuvale bayağı iyi oluyor. Zaten her şekilde oynayabiliyor. Masaya sabitleniyor ve fiyatı da çok uygun. IKEA'dan aldım. Tavsiye ederim eğer resim yapıyorsanız ya da işte çizim vesaire yapıyorsanız. Bunu yeni aldım. Bu muhteşem bir şey. Bunun linkini bırakacağım. Yani ben bu kadar boyamın olduğunu hiçbir şekilde bilmiyordum. Hepsinin gözümün önünde olması çok hoşuma gitti. Hepsini de böyle rahatlıkla çekip kullanabiliyorum. Kategorilere de böldüm. Her zaman düzenli duruyor. Bunları kalemliğe koyduğumda ben unutuyorum. Neyin ne olduğunu bilmiyorum. Hep böyle gözümün önünde durduğu zaman ama çağırıyor. Hadi resim yapalım diyor. İlham verdi bana. Kırtasiye gibi oldu ev. 10 numara bir görüntü. Çok sevdim. Bu benim favori itemim masanın üstündeki. Ve tabii ki de lava lambamız. Buradaki resme ilham olan. Bunu da Trendyol'dan aldım. Linkini sizlerle paylaşırım. Sadece bir şey var. Çok garip bir plastik kokuyor yaktığınız sırada. Biraz korkutuyor beni. Bir süre sonra kapatıyorum. Ama görüntüsü inanılmaz güzel. Simseli gibi oluyor direkt hep. O yüzden hepinize öneririm. Burada tabletim var. Tabletimin bu ahşap şeyini Trendyol'dan aldım yine. IKEA'da da var. Öneririm. Burada ajandam ve en çok kullandığım eskiz defterim var. Ben günlük olarak ajanda tuttuğumu zaten sosyal medyada da söyledim. Burada da söyleyeyim. Ajanda tutmanın hayatında inanılmaz büyük bir önemi var. Her sabah kalkarım, o gün içerisinde yapacaklarımı yazarım. Haftalık olarak da planlarımı yaparım. Ve gün sonunda da onların üstüne çarpı atarım. Böylelikle gün içinde ay bugün ne vardı, bugün bir şey vardı, ay yoktu bilmem ne gibi şeylere hiç kapılmam. Açarım ajandamı masamın üstünde, bakarım keyfime. Böyle telefonda falan yapamıyorum ben dediğim. O yüzden ajanda tutuyorum. Eskiz defterim de her zaman masamın üstünde durur. Aklıma bir şey geldiğinde çizerim. Hatta koltukta da bir tane var. Böyle hep elimin altında çizim yapacak bir şeyim olmasını istiyorum. Çünkü fikirlerin ne zaman geleceği belli olmaz. Burada Van Gogh'un müzesinden aldığım ama şu anda artık bitik hale gelen ama bence bitik hali bile güzel olan Amerikan servis. Ama ben bunu Amerikan servis yerine boya servisi olarak kullanıyorum. Şu tarafa gelecek olursak. Burada çiçeklerimiz var. Çiçeklerimi Meriç aldı. Teşekkür ediyorum. Çok güzeller. Teşekkür ederim aşkım. Konuşmak ister misin arkadan? Bir selam demek ister misin? Güzel çiçeklerim, masa şövalyem, bitirmek üzere olduğum tablom ve paletim var. Hala kirlenmemiş olan nadide paletlerimden bir tanesi. Masa şövalyesini hepinize öneririm. Çünkü küçük tabloları yaparken özellikle onları sürekli yukarıya doğru kaldırmak, böyle iki büklüm yapmak zor oluyor. Onun yerine bedeni insanlar gibi sandalyeye oturup tık 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 tablo yapmak mis gibi. O yüzden büyük şövalye almak yerine masa şövalyesi alabilirsiniz. Sadece bunlarda çok büyük tabloları yapamıyorsunuz. Büyük tabloları da ben duvara dayayıp yapıyorum. Yani büyük şövalyelerin çok büyük bir önemi yok. Ama masa şövalyesi gerçekten hayat kurtarıyor. Yemek yerken bunları biraz bu tarafa alıyorum. Burada Meriç ile karşılıklı masanın yarısını kullanacak şekilde yemek yiyoruz. Burada da böyle resim yapıyorum. Şunu çekiyorum buraya. Başlıyorum resim yapmaya. Harika, ilham veren bir yer benim için. Karşıda da tablolarım. Şimdi gelelim depolama alanımıza. Şimdi en yukarıdan aşağıya doğru anlatmaya başlıyorum. Neon lambamı özel olarak yaptırdım. Kendisini çok seviyorum. Bana gerçekten ilham veriyor. Smiley'e bakınca insanın bir pozitif şey uyandırıyor bence. O yüzden gülen suratlı her şeyi çok seviyorum. Şimdi gelelim buraya. Burası şey köşesi böyle. Üste ya ışık da çarpıyor. Böyle güzel gözüksün. Sonra kargaşa başlasın istedim. Buraya böyle en sevdiğim şeyleri koydum. Bu normalde kahverengi ahşaptı. Ama ben koyu ahşap rengini sevmediğim için akrilikle pembeye boyayıp üstünde vernikledim. Bu ise benim radyo şeklinde olan speakerim ama aynı zamanda radyo da oluyor. Silikon görünümlü. Bunu gerçekten çok seviyorum. Bir kere pastel tonlarında ve oyuncak gibi duruyor. Her yere götürüyorum. Her fotoğrafta güzel çıkıyor. O yüzden burada durmayı hak ediyor. Bu benim analog kameram. Hala içindekileri yıkatmadık. Kim bilir nasıl çıktı. Bir an önce yıkatıp gerçekten bunun içindeki fotoğrafları hatırlamak istiyorum. Instax benim. Bildiğiniz Instax. Bunların içinden kopan bir yaprak. Bunu suda beklettiğiniz zaman bu para... Yok, Pilipea
Böyle bir bitki. Burada beklettiğiniz zaman böyle kök veriyor. Toprağa ekmem lazım en kısa zamanda ama daha durabilir. Mutlu görünüyor burada. Bunlar mumlarım. Bu da bir küçük lamba. Ben bunu fotoğrafta nasıl duruyor biliyor musunuz? Satın aldığım sırada. Kocaman. Fiyatı da kocaman. O yüzden dedim ki bu böyle masa lambası yaparım. Mantar şeklinde. Harika. Muhteşem. Bu kadar bir şey geldi ya. Şaka gibi. Bu kadar geldi. Bunda kazık edin. Bunlar işte en sevdiğim mumlar ve en sevdiğim biblo. İçinde satranç taşlarımız var. Satranç tahtası nerede? Bayağıdır oynamadık. Bayağıdır oynamadık. O kadar yenildim ki doğdum satrançtan. Evet, burası bitti. Şimdi ikinci katımıza geçiyoruz. Burada birazcık karışık. Burada boyadığım bir bebek var. Çekimde kullandığım. Ve turşu kavanozları. Turşu kavanozlarını fırçaları yerleştirmek için kullanıyorum. Bence çok güzel görünüyorlar. Ve bunlar bayağı da uygun fiyatlıydı. Kalemleri yerleştirmek için aynı olan şeyler çok güzel duruyor. Kavanozlar güzel duruyor. Eskiden kupa falan kullanırdım ama yetmemeye başlayınca turşu kavanozu kullanmaya başladım. Burada işte aynamız var. Bazen kendime bakıyorum. Ve paletlerimiz. Bunlar bana bir kırtasiyeden geldi ve hepsini kullandım. Arada da tekrardan üst üste kullanmaya devam ediyorum. Çünkü ben yani palet temizlik konusunda çok kötüyüm. Sıcak suyla temizlemeye çalışıyorum. Bu kesici aletle temizlemeye çalışıyorum. Hiçbiriyle çıkaramıyorum. Yani insanlar nasıl yapıyorlar bunu ben anlamıyorum. O yüzden ben bunları tekrar kullanıyorum. Burada yaptığım küçük ve yarım kalmış tuvallerim var. Bunları bitireceğim diye buraya koydum. Tütsü, defter, böyle ıvır zıvırlar var. Video çekeceğim diye burayı toplamadım. Doğal halini görün istedim. Ve gelelim bir aşağı kata. Burada kargaşa birazcık daha başlıyor. Sulu boyalarım var. Windsor, Newton, neymiş? Dalar, Rovni. Oh, Dalar, Rovni. St. Petersburg. Ah, içimde bir yara. St. Petersburg üzüyor beni. Bu defteri göstereyim çünkü sulu boyayı hangi deftere yapıyorsunuz diye soruyorsunuz. Sadece ama sadece bu defteri kullanıyorum. Sulu boyada da akrilikte de A4 300 gram Canson defter. Hem uygun fiyatlı hem de gramajı kalitesi çok güzel. Bir kere bile şey olmadı yani. Islanıp pütür pütür kötü bir hale gelmedi. Burada kalemliklerim var. Bunları yeni boşalttım. Kalemliğime koydum. O yüzden bunlar boş kaldı ama burada tutmaya devam ediyorum. Çünkü ben dışarı çıktığımda bunları hemen doldurup çantama atıyorum. Genelde böyle bir günlük seyahatlere bile gitsem resim malzemelerimi her zaman yanıma alıyorum. Özellikle bu küçük sulu boyamı. Bu zaten böyle seyahat boya olduğu için kolaylıkla buna sığıyor. Defter olarak da bu minik şeyi koyuyorum. Böyle minik bir seyahat şeysi oluyor. Bu benim fikir defterim. Aklıma gelen video içeriği olsun. Direkt buna yazıyorum. Böyle hatta çiziyorum ki unutmayayım. Bu da benim seyahat çantam ve burada işte ıvır zıvır kalemlerim var. Şeye koymaya layık görmediğim, düzenli durmayacak olan kalemlerimi buraya tıkıştırdım. Böyle güzel koyalım. Şimdi burada küçük bir sepetim var. Bu sepetin içine şu bantlardan aldım ama hiç memnun değilim. Yani desenleri böyle görünmüyordu fotoğrafta. Kağıdın kenarına yapıştırmak için aldım ki o beyaz çerçeve görünümü olsun. Böyle şey kanalları yapıyor ya, Japon kanalları tertemiz sulu boya yapıyorlar. Sonra bunu bir kaldırıyorlar böyle tertemiz bir manzara fotoğrafı, bir sulu boya fotoğrafı oluyor. İşte o bunun için ama biraz çirkin görünüyorlar. Benimki bu kadar estetik olmayacak. Burada yine böyle kalem kutuma muhteşem şeye koymaya layık görmediğim kalemler var. Sizin de gördüğünüz videosunu çekmiş olduğum sulu boya çalışmalarım var burada da. Bunu çok seviyorum. Ben bunun Yıldızlı Geceler remake'ini yapmıştım. Bunun bir yılı var Instagram'da. Bakabilirsiniz. Bu benim çok heyecanlanarak yaptığım bir akrilik. 300 gramın üstüne mis gibi akrilik yaptım. Yani illa tuval almanıza gerek yok. Oluyor. Burada yine bitirmemiş olduğum bazı tablolar var. Bitmiş olanlar da var. Burayı bitirdik. Şimdi en aşağıya geliyoruz. Bunlar benim herhalde son böyle 1-1,5 senede okuduğum kitaplar. Çoğu cinayet, suç, psikopatlık, gerilim, öyle kitaplar. Son zamanlarda psikolojimi bozmamak için okumuyorum. Ne yapıyorum? TLC Suç ve Araştırma Kuşağı'nı izliyorum. Daha çok bozmama yarıyor. Bu arada gerçekten çok güzel kitaplar. Ama ben bunları bir de uyumadan önce
okuduğum için çok kabus görüyordum. Yani sürekli her rüyamda öldürülüyordum. O yüzden bir ara verdim okumaya. Ama hangisi içinden güzel derseniz hemen böyle küçük bir öneride bulunayım. Brian Freeman gerçekten özellikle de böyle psikolojik gerilim, psikoterapi üzerinde çok bilgili ve inanılmaz derecede güzel, şaşırtıcı cinayet romanları yazıyor. Ve bunu böyle okuduğunuzda bu cinayet romanı demezsiniz. Bu muhteşem bir film gibi ve psikolojiyle ilgili birçok şey de öğrenmiş oluyorsunuz. O yüzden hem hipnoz üzerinde de çok güzel şeyler geçiyor. O yüzden gerçekten son zamanlardaki favori yazarım ama bir numaralı Elaine Cantigena. Bunun her kitabını okuyor. Eğer birazcık suç ve cinayet böyle polisiye şeylerini seviyorsanız her kitabını okuyabilirsiniz. Muhteşem. Birazcık unutmayı bekliyorum. Tekrar okuyacağım. O derece seviyorum. Lisede okumaya başlamıştım ben bunları. O kadar seviyorum ki unutamıyorum bir türlü kitaplarını. Keşke böyle hafızamı sildirip bir daha okuyabilsem. Yani o heyecanı anlatamam bu kitapları okurken ki keyfimi. O yüzden çok seviyorum. Bak böyle anlatınca tekrar bunları okuyasım geldi. Neyse, suç araştırma kuşağı izlemeye devam. Bunlar ise biliyorsunuzdur. Instagram'da aranızdan bir kişiye hediye ettiğim sulu boyalar. Yani bendeki sulu boya ve size hediye ettim. Sizi ne kadar çok sevdiğimi anlayın. Her zaman hediye olacak. Hepinize hediye dağıtmaya çalışacağım. Bunları böyle ayırıyorum. Kullanmamak için, kendimi çok zor tuttuğum için unutmak istedim. Burada boşanın meditasyonu var, enerji tıbbı var. Bir ara böyle şeye sardım ben, meditasyon yapacağım, çok pozitif bir insan olacağım. Ah enerji çok güzel, böyle pozitifim falan dedim. Bitti hepsi, o içimdeki ne bileyim pozitiflik bitti. Evde durmaya devam ettikçe, pandemi bitmedikçe içimdeki şey öldü. Pozitif insan öldü. Resim yapmak bence meditasyon zaten. O yüzden bunu çok zorlamadım. Ama güzeldi yani. Osho'nun kitaplarını herkese öneririm. Herkesin kitaplardan çıkaracağı görüşler vardır elbet. Bir de Mesnevi var. Okudum. Türkçem yetti mi? Asla. Ama çok güzel. İyice zemin kata iniyoruz. Yere yapışacağım şey anlamına gideyim. Burada büyük bir resim defteri var. Bir kırtasiyeden geldi. Doldurmak için sabırsızlanıyorum. Birazcık büyük. Ve bu kutular var. Bu kutular da etraftaki dağınıklığı toplamamı sağlıyor. İçeride işte kullanmadığım boyalar var. Bunlar küçük seyahat boyları olduğu için seyahatlerimi de yanıma götüreceğim. O yüzden hiç açmıyorum. Bitmiş eskiz defterlerim var. Burada bakalım ne var, ben de bilmiyorum. Hiçbir şey yokmuş. Boş kalemlik. Bu ne, nasıl bir çalışma? Çok sanatsal değil mi? Burada da vernik kutusu var. Kullandığım vernikler bunlar. Markası hiç fark etmiyor. Ben hepsinden olumlu bir sonuç görüyorum. Ama Polisan birazcık daha iyi sanırım. Çünkü yani iki fısta hemen istediğim sonucu alabiliyorum. Bunları birazcık daha gezdirmeniz lazım. Verniği her zaman dışarıda yapın. Zehirlenmeyin. Onu da söyleyeyim. Vernikte vernik var. Bu kadar vernik. Burada da unutmadan şunu da göstereyim. Yağlı boyalarım. Daha önce sadece böyle emekli amcaların olduğu bir yağlı boya kursuna gitmiştim. 6. sınıfta tek çocuk bendim. Beni torun gibi seviyorlardı orada. Ve herkes 50-60 yaşındaydı. Ve yağlı boya yapmıştık. Bayağı böyle bir yaz boyunca gitmiştim. Çünkü alabileceğim resimle ilgili hiçbir kurs yoktu. Güllük'te yaşıyordum. Bodrum bile değil. Güllük o kadar küçük bir yer ki 300 kişi yaşıyor orada. Hiç bir şey yoktu. Ben de belediyenin yağlı boya kursundan o zaman eğitim almıştım. Şimdi de tekrardan yağlı boya yapmak istiyorum ama kendimde o şeyi görmedim henüz. Işığı görmedim. Görür görmez zaten sizlerle paylaşacağım ben yağlı boya yapıyorum falan diye. Video çekerim. Bunların biraz kuruması zor olduğu için akrilik her zaman kurtarır. Burada bir defter var. Bu defter ne defteri bakalım, hiç hatırlamıyorum. Hemen okuyalım içinden bir şey. Eserlerinde yalnızlıktan, çevrenin manzaralardan, harikalardan. Kim anlatmışım burada? Van Gogh'u yazmış. Bir ara babamın yanında Antalya'da kaldığımda zaman verimli geçsin diye böyle sevdiğim ressamlarla ilgili şeyleri yazmışım işte. Hayat hikayelerindeki ilham verici yerler. Bakalım. Da Vinci var. Rönesans tanrısı. Tokan. Bir şeyler bir şeyler.
Aferin. Kendimi takdir ettim böyle zamanımı güzel değerlendirdiğim için. Burada kendime yeni aldım. Sonunda bunu akıl ettim. Bütün kıyafetlerimin üstünde akrilik lekesi var. En iyi kıyafetimden tutup pijamalarıma kadar. Artık Meriç'in kıyafetlerinin üstünde bile akrilik var. O yüzden kendime bu şeyi aldım. Muhteşem değil mi? Aşı önlü olarak geçiyor. Ama ben resim önlü olarak kullanıyorum ve sadece 20 TL. Alın, kurtulun. Kıyafetlerinizi kurtarın. Gerçekten en temiz kişi bile yani kirletiyor istemsiz üstünü. O yüzden bu çok önemli bir şey. Sonuç olarak eşyalarımı genelde depolamaya çalıştığım yer burası. Bu demir dolap gerçekten herkesin evinde olması gereken muhteşem bir şey. Artık mobilyaların modası bitsin. Mobilyalar bitsin ve böyle şeyler başlasın. Bence bunlar çok estetik görünüyor. Bunun da linkini koyacağım. Artık söylemiyorum o kelimeyi. Hepsi olacak. Montelenmesi de çok kolaydı. Sadece şeye dikkat etmeniz lazım. Kenarları çok keskin. Montelediğiniz sırada yani şey eldiveni takabilirsiniz. Bu bahçıvan eldiveni gibi şeylerden. Çünkü birazcık tehlikeli. Hani düştüğünde, sarsıldığında yerde yapmaya çalışın. Ama onun dışında gerçekten çok kullanışlı ve duvarın rengiyle de güzel durduğunu düşünüyorum. Bu ahşap masada bu da böyle ham görünümlü mobilyalar ve bence artık evlerde özellikle de ben böyle daireyi falan çok izliyorum. İnsanlar işlevi dışındaki şeyleri dönüştürmeyi, mobilya gibi kullanmayı seviyorlar. Ben de seviyorum. Bu bence böyle yavaş yavaş gelecek ve bu sıradan mobilyaların modası bitecek öyle umuyorum. Çünkü çok sıkıldım normal mobilya görünümlerinden. Her ne kadar materyalleri farklı olsa da biri ahşap, biri demir olsa da güzel olduğunu düşünüyorum. Güzel olmayanları da anlatacağım ve yerlerine neler yapabileceğimizi birlikte tartışacağız. Ama bu tarafa geçmeden son buradaki şeyleri anlatayım. Benim sevgili her videomda neredeyse yer alan sebzeliğim. Bu bir sebzelik ve sadece sanırım 50 TL'ye aldım. Stüdyom için aldığım ilk şey. İlk. Üste normal sürekli kullandığım boyalar. Alt kısımda kullandıklarım işte neredeyse biten ve buraya sığmayacak olan farklı boyutlardaki boyalarım. Buradakiler tamamen karışık ama daha yüksek fiyatlı olanlar var. Ve böyle kavanoz halinde olanlar var. En altta da, yani en altta ne olduğunu ben bile bilmiyorum. Islak mendil. Bu kadar büyük bir pendirin olduğunu hatırlamıyordum. Bu bitmiş. Böyle şeyler. Çok seviyorum ama bunu. Yani hakikaten illa boya demiyorum. Çok makyaj yapan biriyseniz ya da başka bir hobiyle uğraşıyorsunuz. İşte dikiş, nakış bilmem ne. Bu hakikaten ortalığı toplamaya çok yeterli ve uygun fiyatlı bir şey. Burada yine bir masa şövalyem. Masa şövalyem var. Bunun pabucu dama atıldı. Diğeri gelince diğeri bir marka yollamış. Bu böyle şey kaldı biraz. Fakir kaldı onun yanında. O heybetli böyle ahşap ahşap. Bu böyle biraz cılız. Ama bunu da kullanırım. İkisini bu arada aynı anda kullandığım oluyor. Çünkü ben bir tablo yapmıyorum. 3 tane tablo ya da 4 tane tablo aynı anda yaptığım oluyor. Birisi kururken diğerine geçiyorum. Maymun iştahlıyım. Bir tanesini yapayım bitireyim yok. Sürekli bir tablomu yarım bırakırım. Başkasına başlarım. Birden aklıma yeni bir şey gelir. Videosunu çekerim. Bir sürü tablo yapıyorum. O yüzden ne kadar çok şövalye. O kadar iyi. Problem yok. Çok olsun. Alttaki, ya bunu indireyim size göstereyim. Bunlar zaten çok popüler. Bunun büyüğü de var. Ama ben bunu mantar şeklinde olduğu için mantara boyamak istedim. Burada tripodum var. Bu tripodu masaya koyup eğip elindeki kamerayla bütün videoları çekiyorum. Burada da kullanmadığım tuvaller var. Burayı bitirdik. Bitirdiğimizi umuyorum. Burası benim böyle resim şeylerin döndüğü yer. Ama daha var. Merak etmeyin. Şimdi salonun yavaş yavaş diğer tarafına geçelim. Burası da koltuğumuz. Köşe takımı Ikea'dan alındı. Geçen sene hatta 3 ay öncesine kadar kum bejiydi. Krem rengiydi. Böyle keten bir renk. renkteydi. Ben bir ara böyle pembe hastalığına yakalandım ya. Saçım pembe, halı pembe, dolap pembe. Bunu da pembe yaptım. Pişman mıyım? Evet. Keşke böyle lacivert, koyu yeşil. Daha böyle makul bir renk yapsaydım. Pembe yaptım. Tutturdum. Her şey pembe olacak. Ama halıyı değiştirdim.
dolabın rengini değiştirdim. Hepsini göstereceğim size. Her şeyin pembeliğini iptal edince bunun pembesi güzel görünmeye başladı. Problem yok. Bu kumaş kir tutmayan bir kumaş. Ama akrilik tutan bir kumaş. O yüzden akrilik dökerseniz onu silin hemen. Buraya büyük, bayağı şu kadar mor dökmüştüm. Hemen siler silmez tertemiz oldu. Ama bu unutulmuş burada ve çok normal. Ben hiç problem etmiyorum. Hatta bu da boya olsun. Hiç problem değil. Siz dikkat edin. Bu devirde yeni koltuk almak yerine olan koltuğunuzu kaplatmak çok daha karlı. Çünkü bu koltuklar, özellikle de IKEA'dakiler, inanılmaz zamlandı. Yani bu şu an ilk alındığı fiyatın 3 katı. O yüzden koltuklarınızı kaplatmanızı öneririm. Gerçekten yeni koltuk gibi oluyor. Ben öyle hissettim. Çok mutlu oldum. Evden aldılar. Bir hafta sonra getirdiler. Bunu çok seviyorum. Çok seviyorum. Görüntüsünü çok seviyorum. Birazcık büyük. Benden fazla yer kaplıyor durduğu sırada. Ama görüntüsü çok güzel. Görüntüsünün güzel olması her zaman daha önemli. O yüzden burada duracak. Sehpamızın üstüne gelelim. İlk önce projektörümden başlıyorum. Projektörümü şu anda nasıl bir performans yaptığını göstermiyorum. Çünkü tanjörleri indirmem lazım. Birazcık karanlık gerekiyor. Hem ses olarak hem görüntü olarak televizyona bin basar. Bir kere televizyonların görüntüsü bence hiç güzel değil. Ama bu projektör şu kadar bir yer kaplıyor. Bak, kafam kadar küçücük bir şey taşınabiliyor. Çok hafif. Her yere götürürsün. Yani 10 numara. Bu salonu aldığım en mantıklı şeylerden bir tanesi. Çok seviyorum. Bende çok mum vardı. Ya bir ara herkes mum gönderdi. Benim de hoşuma gidiyor zaten. O yüzden hiç hayır diyemedim. Ama gerçekten evde çok fazla mum oldu. Ve koyacak yerim kalmadı. Yani ben bir de güzel mumları yakmaya kıyamıyorum. Çok kalabalık olsun da istemediğim için bir kısmını arkadaşlarıma hediye ettim. Bir kısmını işte dolaptan böyle 10'ar 20'şer birlikte gruplandırarak sattım. Kalanlar da bunlar. Bunlar en sevdiklerim. Çünkü bunlar genelde doğal yağlar içeriyor. Çok böyle aşırı aşırı kokmuyor. Ve kavanozların içinde. Bu süslü olanları çünkü dediğim gibi yakmaya kıyamıyorum ama kavanoz halinde olanlar güvenli geliyor. Şu markanın, Home Cosmetics'in mumları çok güzel kokuyor. Biraz fiyatları pahalı ama içerisinde kullandıkları uçucu yağlar nedeniyle inanılmaz güzel kokuyor. Yani oda parfümüne gerek kalmıyor. Bunu böyle 1-2 saat yakıyorsunuz. Çok güzel kokuyor. Bu da o markanın. 10 numara. Burada da çok havalı olan, böyle insanı şey hissettiren, zengin hissettiren bir suluk. Kendi suluğum var. Bu Meriç'e koydum. Benim suluğum ben de içmeksizim değil. Ay çok güzel ya. Ben seviyorum böyle. Koyuyorsun, içiyorsun. Altına da şey, doğal taştan kesilen bir plak. Bir ara doğal taşlara sardım. Göreceksiniz benim doğal taş koleksiyonumu. Bu şey dönemi. Abi meditasyon, yoga ve doğal taşlar. Böyle bu üçlü arasında sürekli gidip geliyordum. Kendim böyle şey ermeye çalışıyordum. Taş koyuyordum anlama ya. Enerji. Ah enerjimi aldı. Oh çok iyiyim falan oluyordum. Şimdi de işte bardak altılı oldu. Taş. Enerjimi alan taş şu an bardak altılı oldu ya. Neyse bu arada şey linceliyim ha, meditasyon, yoga çok seviyorum, yapmaya devam ediyorum ama o abartılı bir furyaydı, anladınız mı? Hani hem doğal taşlar, hem botanik, hem yoga, hem meditasyon, her gün oşo bilmem ne. Yağlar mağlar. O yağlar şeyler evde büyü yapıyordu. O çok abartılıydı yani, kendimle dalga geçiyorum burada. Yoksa bunların ehlileri var, saygım sonsuz. Şimdi yukarıdaki çocuk. Çok üzgün bir çocuk. Hiç meditasyon yapmıyor. O yüzden onun sesini duyabilirsiniz. Biraz kızıyor. Burada benim yine ajandam var. Bitmiş ajandam. Neden burada? Çünkü görüntüsü güzel. Her şeyin nedeni sorgulanmaz. Burada sanat fikri kitabım var. Bu gerçekten, yani bu dursun masanızda alın bunu. Çünkü çok güzel yani. Her sayfasını açtığınızda böyle size ilham verecek bir satır mutlaka bulursunuz. Sanat yapmanıza gerek yok sanatla ilgili şeyler okumak için. Hakikaten size farklı bir bakış açısı kazandırmak için ve ilham vermek için, hayata farklı bir şekilde bakabilmek için güzel kitaplar okuyun. Ama cinayet olur bence. Onlar daha heyecan verici. Burada kitap görünümlü. Hop. Hop. Madem sütü, gözlük, kumanda, tam şey böyle dede şeyi bu. İçeriden kumanda çıkan kitap.
aldık biz de. Gördük linkini. İnfluencerlar beni şey yaptılar buna. Influence ettiler. Ben de influence oluyor mu böyle şeylerin? Bir paylaşıyorlar hep linki. Özenip alıyorum. O kadar çok şey var ki özenip aldığım. Bu da onlardan biri. Buradan. Empresyonizm. En sevdiğim sanat akımlarından biri. Her ne kadar empresyonist resimler yapmasam da ilgimi çekiyor. O dönemdeki özellikle sanatçıların eserleri ve empresyonizm adına verdikleri mücadele. Çünkü bu gerçekten bir mücadele gerektiren bir akım oldu o zamanın Fransa'sında. O yüzden her zaman empresyonizmle ilgili şeyler dikkatimi çekiyor. Ben şu anda İstanbul'da nerede dışarı çıkayım da resim yapayım oturup? Çok zor yani. Bulunduğum coğrafya şu an empresyonist olmama engelliyor. Ama yazın bir yerlere gittim de ben de empresyonist olacağım. Koyacağım böyle, alacağım ahşap şeyimi. Daha o da yok. Hiçbir şey yok empresyonist olmam için. Kutuyu açacağım böyle. Çizeceğim doğaya bak. Böyle çizeceğim. O zaman haberleşiriz. Damızlı Kızın Öyküsü. Muhteşem bir çizgi roman. Bunun dizisi de varmış, izleyeceğim. Yani çizim tarzları benim çizim tarzıma uyduğu için daha çok ben çizgi romanları çizimleri için alırım. Çizimini beğenmiyorsam almam, hikayesi ne olursa olsun. Çok beğendim çizimlerini. Size de öneririm. Ve Kenan Yarar. Kenan Yarar'la beni Meriç tanıştırdı. Ve Hilal karakteri. Ben bu bak. Ben. Daha göstereceğim şimdi. Gerçekten çok benziyor ya. Ben kızın tavrını da kendime çok benzettiğim için. Bir de şey çok ilginç. Meriç bana anlatıyordu işte, ben küçükken okuyordum bu kitapları falan, oradaki ilerliler. Ben böyle bir yani. Kitabı bir gördüm. Karakteri bir gördüm. İnanılmaz. Bir de benim çizim tarzımda da siz biliyorsunuz böyle boynuzlu şeyleri çok seviyorum. Boynuz çizmeyi, elf tarzında böyle boynuzlu elfler, vampirimsi insanlar. Böyle mitolojiksi karakterler çizmeyi çok seviyorum. Kenan Yarar'ın da Hilal'i böyle boynuzlu bir kız. Hafif böyle işte kolu cyborg gibi bir karakter. İnanılmaz dikkatimi çekti ve çok hoşuma gitti. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Çizgi roman süper bir şeydir. Mumlar var. Bu mumları ben boyadım. Çok güzel oldu. Yakmayın. Çünkü akrilik yanarsa ne olur bilmem. Masamız yine diğer masayla ve sandalyelerle birlikte aldığım masif, yani verniksiz bir sehpa. Bunu da çok seviyorum. Umarım diğeri gibi lekelenir. Ve lekelendikçe böyle bizimle bütünleşen bir mobilya olur. Sıkıldın mı? Cringe mi oldun anne? Sürekli konuşuyor seninle ilgilenmiyor diye. İyi misin? Hadi birazcık daha uyuyun. Şimdi yaz köşemize geliyoruz. Burası yaz köşesi dememin sebebi çok güzel. Güneş ışığı gelen bir köşe. Burada kitaplığımız var. Bu kitaplık salonu ilk yapmaya başladığımızda da vardı. Ben elden çıkarmak istiyorum bunu. Yine metal almak istiyorum ama bir türlü elden çıkaramadık. Çünkü bu kitapları koyacak da bir yer henüz yok. Burada müzikle ilgili ve resimle ilgili yine kitaplar var. Yine çakra kitabı çıktı. Çakraları ezberliyordum biliyor musunuz bütün gün? Öyle bir şey. Sanatın Öyküsü. Kitaptan sınav oluyorduk. Bir de bu küçük hal kitabın bir de bunun büyüğü var. Ben küçüğünü aldım ama yani kabuslarımın kitabı. Aman Allah'ım. Nasıl bir kitap bu? Bunu Tomorrowland'den günlük diye aldım. Bilekliğimde son kalan parayla. Günlük diye aldığım şeyin içinden böyle şeyler çıktı. Her sayfada CD'lerin içinde ne var? CD mi kaldı ya? CD mi kaldı ya? Tomorrowland, alo. Ya elektronik müzik festivali yapıyor, son model bir sürü şey var. Plak koyun, canımı iyi. Plak başka bir zevk. Onu da anlatacağım. Her şey sırayla. Bunu koyalım çakra kitabının yanına, Tomorrowland, yanında sanat ve iletişim ve tipografi. Bunu birinci sınıfta aldım, şey zannediyordum böyle. Ya önceden bütün konularla ilgili kitapları okuyayım da işte iki sene sonra karşıma çıktığında her şeyi daha önceden bilirim belki.
Okudum ben her şeyi unuttum. Hiçbir şey hatırlamıyorum içerik. Böyle şeyler. Aşağıya geldik. Bu benim ev için böyle etrafa sıktığım bir kolonya. Doğal taşlarım. Ya bunlara ne kadar para harcadım biliyor musunuz? Gerçekten sürekli doğal taş alıyordum. Ametistler, işte kristaller. Ya bunlar bir de böyle ucuz şeyler de değil. Ama aldım. Aldım, koydum burama. Enerji dedim. İyileştiriyor dedim. Evi çok iyi yapıyor dedim böyle. Ah çok şey oldum dedim. İyi oldum şu an dedim. Geçti şu an. Bu da kitabı. Ya ben bu kitaptan şey bekledim. Dedim ki hani bu kristaller, şeyler nasıl oluşuyor? Doğal taşlar nasıl oluşuyor? Kitapta yazan şey, bilmem ne kristalini alıyorsun, eve koyuyorsun, ayrılık acısına iyi geliyor. Ayrılık acısına şunu koyuyorum. Abi geçti ya, çok iyiyim. Çok iyi, hayat çok iyi, böyle oluyor. Öyle yazıyor işte kitabın içinde. Bilimsel bir açıklama yok ya. Bilimsel hiçbir şey yok. Hiç, bak. Opal taşı. Opal yaşama iradesini güçlendirir. Parkinson hastalığının enfeksiyonu. Aldım. Ölüyor. Enfeksiyondan ölüyor. Enfeksiyona kummaları tedavi eder, hafızayı güçlendirir. Oh. Her şey hazır. Kaç liraya almıştın bu bayağı? Hak ediyor. Başka bir özelliğinden bahsediyorum. Çok önemli bakın. Opal kanı ve böbrekleri temizler. Nasıl ya? Ya su için ya. Bu arada bu taşların gerçekten şey özelliği var hani kütle çekimden kaynaklı vücudunuzdaki fazla enerjiden o kötü enerji diye bahsettikleri şeye iyi gelen bir çekim gücü elbet var ama bu boyutlarına göre de değişiyor taşın. Ondan sonra ametisti mesela ses üzerinde bir etkisi var. Hatta böyle çok pahalı hoparlörlerde kullanılıyor. Ses rezonansını artırıyor vesaire vesaire. Onların bu tür bilimsel özellikleri var. Ama gidip de şimdi böbreğe iyi gelir, aşk acısına iyi gelir, ayrılığa iyi gelir denildiği zaman benim buna olan inancımı kaybediyorlar. O yüzden birazcık üzüldüm. Ama taşlarımı çok seviyorum. Sonuçta bunlar doğanın bize yarattığı kütle çiçekleri. Burada yine işte doğa kitabı, bilmem ne kitabı, yüzyıllık yalnızlık vesaire vesaire farklı kitaplarımız var. Burada ne olduğuna hiç girmeyelim. Asidin diş fırçası, toz toplayıcı, mum, kutu, yavru köpek rehberi. Ben buraya açasım gelmedi açıkçası çünkü gerçekten çok karışık ya. Yani burayı unutalım. Burayı silelim hafızalarımızdan. Biraz daha aşağıya indiğimizde uçucu yağlar var. Uçucu yağlar hoşuma gidiyor çünkü hala kendime aromaterapi yağlarıyla kokular yapıyorum. Saçıma sürüyorum. Kremlerin içine damlatıyorum. Özellikle işte vanilya yağını yemeklerde kullanıyorum ya da portakal yağını. Onu böyle günlük hayatıma adapte edebildiğim için bu uçucu yağların faydalarını öğrenmek çok hoşuma gitti. Bunu hala devam ettiriyorum ve bir şey unuttukça bakıyorum. Bu bilimsel gerçeklere dayalı bir kitap, o yüzden hoşuma gidiyor ve bitkilerin vücut üzerindeki iyileştirici gücüne her zaman inanırım. Ailecek alternatif tıbba meraklıyız ve ilaç vesaire kullanmıyoruz, o yüzden bu güzel. Burada işte sanatçının yolu, dünyanın en iyi kitabı, sanatçıların ve sanatçı olma yolunda olanların kesinlikle okuması gereken bir kitap. İçsel devrim, ruh eczanesi, insan neden vegan olur, yürüme vesaire gibi kitaplarımız mevcut. Bitmemiş bir tablomuz var, çiçeklerimiz var, buna güneşi sevenler, muz olması gerekiyor ama hiç emin değilim. Bu da şey, deve tabanı, deve tabanı bu ama benimkisinin hiç tabanı yok deve gibi. Benimki düz yapraklı oldu, umarım şekil şukul bir şeyleri çıkar yaprakları. Kauçuk çiçeğimiz ve keman kitabım. Alakasız burada keman şeyin stand neydi bu? Keman kitap tutacağım. Evet. Fazla detaya gerek yok. Şimdi burada kemanım var. Burada o mantarın babası var, büyüğü var. Bunu boyamadım. İyi ki de boyamadım, mahvetmedim. Çünkü böyle hali ham hali gayet güzel. Fokalimiz var, gümbür gümbür. Burada nelerimiz var? Sonunda kıymetlilerim, aşklarım, plaklarım var. Ben şimdi normal CD'ye çalmak istemiyorum artık. Dedim ki plak çalayım. Çocuklarıma armağan
tekno plakları bırakayım dedim. Nasıl armağan? Süper bence. Yani keşke benim annem bana tekno plakları bıraksa. O yüzden başladım ben de plak biriktirmeye ve kendime bu Pioneer'ın pick-up'larından aldım. Burada bunları çalıyorum. Burada da plaklarımı biriktiriyorum. Biriktirdiğim plaklar henüz 10-11 tane. Nereden alıyorsunuz diye sorarsanız, yani normal pop veya diğer tarzlardaki folk, jazz, o tür plakları Türkiye'de bulabiliyorsunuz çoğunu. Ben internetten bakmıştım. Ama bu böyle 130 BPM'in üstündeki özellikle elektronik müzik plaklarını en uygun fiyata Almanya'da bulabilirsiniz. DEX diye bir DEJK. Evet. DEX. DEX'ten alabilirsiniz. Yaklaşık işte 2 hafta içerisinde geliyorlar. Burada işte ıvır zıvır kutum var. Yine bir dolap açıyoruz ve içeride ne var hiç bilmiyorum, stresli. Evet. Yani köpük yapıcı, doğum günümden kalan. Asidin astım spreyi, asit astım ve bebek astım şeyi kullanıyor. Konfeti. Yani küçük baby asidin bahçe şeyleri. Motivasyon kartları. Asidin diş fırçası, diş macunu. Olmayan arabama araba kokusu. Ondan sonra reçine. Ampul. Böyle bir yer. Burayı da unutalım. Bu televizyon ünitesi normalde. Ben bunu değiştirmek istiyorum kütüphane gibi. Salondaki tek mobilya bu ve yandaki kitaplık. Ve beyaz renkte oldukları için aslında diğer malzemelerle çok uyduramıyorum. Yani bizim çünkü diğer şeyler ahşap, masif ve demir, gri renkte olan şeyler oldukları için bunları da öyle alternatiflerle değiştirmeye çalışıyorum en kısa zamanda. Ama ilk önce bunları satmam lazım. Letgo'dan uygun fiyata satmaya çalışıyorum ama alıcı bulunamadı. O yüzden satılmadan yeni bir şey almam şu anda çok zor. İlk önce bunları elden bir çıkarmaya çalışacağım. Burada aslında kullanmadığım resim malzemeleri var ve dövme malzemeleri. Biliyorsunuz ben merdiven altı bir dövmeciyim, aynı zamanda kendime dövme yapmıştım karantinanın başında. O videom da var. Güzel oldu. Yani evet. Kendime böyle iğnelerle handpok batıra batıra hapishane usulü dövme yaptım. Önerir miyim? Önermem. Yani çok mantıklı bir şey değil. En azından sizin yapmanız mantıklı değil. Burada işte böyle resim malzemeleri, eski eskiz defterlerim ve tütsüler gibi şeyler. Kapatıyoruz. Ve hazır mıyız? Neye geçiyoruz? Hapishane, koğuş, yurt. Bu dolabı aldığınızda her şeyi söylediniz bu dolapcağıza. İşte niye aldın ya onu, işte bu spor salonundaki dolabım, koğuş dolabım, askerdeki dolabım. Her şeyi söylediniz ama ben bu dolabı çok seviyorum. İlk başta bunu pembeye boyadım. Sonra işte griye boyadım. Çünkü bence duvarlarla gri daha sakin oldu. Yani her şey pembeyken gerçekten sizi çok yoruyor. Çocuk odası gibi oldu burası. Sadece bu pembe olsaydı iyi bir fikir olabilirdi. Şimdi içerisine bakıyoruz. Burada benim çerçevedeki resimlerim var. Kalemlikler, tanrıça rehberliği, meditasyon kartları, ondan sonra işte mıknatıs. Kullanmadığım şeyler var desek doğru. Aşağıda burası en kullandığım yer. Spor ürünlerimin oldu. Hakikaten burayı açınca kendimi spor salonuna geldiğim gibi hissediyorum böyle. Tam olarak bir spor salonu dolabı ve içindekiler de o şekilde. Burası çok karışık, yani hiçbir kategoriye sokamıyorum. Aşağıda bana gelen bütün ürünlerin içerisine not yazılıyor ya. Ben onun bütün notları biriktiriyorum yaklaşık işte bir senedir. Bana gelen her kargonun içerisindeki mektup burada var. Sonra işte ojeler, asidin seyahat çantası ve kutular. Ve burada ne olduğunu gerçekten hatırlamıyorum. Bayağıdır açmıyorum. Umarım çok utanmam. Topi Murat Bey. Ya bunun için niye topi ya? Çok korkuyorum. Düşse peynir varmış. Peynir varsa çok kötü kokuyordur ama. Yok. Ha, boyadığın şey bu. Bu dolabı. Dolabı bununla boyadın. Bir dolabı aldınız ya. Sanki dondurma kutusunun içinden çıkan köfte falan çıkmadı ondan. Ölürdük ki kokudan. Mis gibi
kokuyor. Böyle şey. Ya 2021 şeyim. Ne diyorsun buna? Çok tatlı. Tam böyle okul dolabı hissiyatı. Ay. 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 Evime hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Bundan sonra bununla geleceğim. Ya bunu diyorum ben bayağıdır ya. Diyorum ki niye neşem eksik? Köylentel yapmıyorum. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Bu köşe kitap okuma, kendimi böyle değerli hissetme, kendimi sevdiğimde oturduğum köşe. O yüzden az oturuyorum burada. Burada yine sanat kitaplarım var. Size soruyorum, ben de çok fazla sanat kitabı var. Yani okulda da okuduğum için ve sonrasında da bununla ilgili kitaplar okumaya devam ettiğim için bayağı bir biriktirdim ve okudum. Sizlere de öneride bulunacağım bir sanat kitapları videosu çekmemi ister misiniz? Yorumlara lütfen yazın. Bu Meriç'in aldığı en estetik şey bu salona. Gerçekten muhteşem. Çok hoşuma gidiyor. Başta sevmiyordum ben bunu. Şey yapıyordum. Sonra geldi nefuma. Saklıyordum. Bohem falan moda oldu öyle şeyler. Sonra hayır ya Ikea'ya gittik fiyatını gördük. O zaman mı sevdin? O zaman aşk olsun. Fiyatını görünce sevdim. Birden sevgim arttı dedim. Bu ne ya? Normalde el yapımı. El yapımı. İsveçli şeyler yaptı bunu. Kör oldu yapan. O sizin oyuncakları yazık. Şey video çekeceğiz diye ortalıktan kaldırıp buraya koydum. Küstü. Vereyim geri ona. Ama sevdiğim oyuncakların var. Şöyle yapıyor buraya oturunca. Çok güzel, kendimi çok seviyorum. Öz sayede, öz sevgi. Kitap okuyorum. Çok mutluyum. Bugün çok verimliydi. Dinleniyorum. Bu şekilde. Burası böyle bir hissiyat olan bir köşe. Bitkilerimi seviyorum ve onları ıslatıyorum böyle. Yağmur yağıyor. Kolay yağmur şakası yapıyorum. Kışkırtıyorum bitkiyi. İşte burada tablolarım. Bunlar satışta. İnternet sistemden ziyaret edip yakından da inceleyebilirsiniz. Bu sevdiğim bir sketch. Öyle koydum. Burada yani evde hakikaten en istikrarlı büyüyen, hastalanmayan, naz yapmayan 20 liraya aldığım sarmaşıklar yani. Sizin gözünüzü seveyim ya. Hiç sıkıntı çıkarmadınız. Hık demediniz. Hiç düşmediniz. Hep mutlu oldunuz. Bu meditasyon yapan ben. Ormanda. Çok seviyorum ya sarmaşıklarımı. Hakikaten helal olsun yani. Ne güzel büyüdünüz ya. Çok güzel büyüdüler. Böyle şey istiyorum. Bunlar insin böyle aşağıya ve kaplasınlar her yere. Bunu da çok seviyorum. Eve ilk aldığım bitki. İlk böyle aldım, sarıldım, getirdim. Züccaciyeciden aldım bütün bitkilerimi. Çok daha uygun fiyatlı. Sonrasında işte boyutları birazcık büyük olduğu için yeteri kadar yer kaplamaya başladılar. Daha fazla almadım. Böyle kalın yapraklı bitkiler çok dayanıklı oluyor. Bunları bayağı seviyorum. Ve geldik son köşemize. Hemen canlandırma yapalım. Burayı nasıl kullanıyoruz? Asit'in sigarası. Asit gel. Sigaran kalmış burada. Bu şekilde resim yaptım. Bu şekilde tabii ki de yapmıyorum. Burada oturuyorum. Buraya da bu gerçekten şey olarak çok kullanışlı. Üstüne boyaları koyuyorum. Ondan sonrasında böyle küçük bir paletim var. Bunu çok fazla kullanmıyorum. Dediğim gibi en altları boyamak için kullanıyorum. Daha fazla bu duvarı kullanıyorum. Yani şöval almak yerine bu şekilde kullanabilirsiniz ama en alta geçtiğinizde yeri de boyamamak için böyle büyük sekere kaldırmanız iyi olacaktır. Burasını da resim için kullanıyorum. Bu minder hele benim hayatımı kurtardı. Çok rahat yani. Şu minder artı duvar ikilisi benim resim yapmam için yeterli, müthiş bir alan. Sanırım salonumuz bitti. Böyle bir tur attık ve tekrardan kapıya orada bisiklet var. Yani anladınız değil mi salonu? Bu şekilde bir yerdi. Yarısı işte resim yaptım. Yarısı da hayatımı geçirdim.
Korona nedeniyle bu senenin %80'i burada geçti. Çok fazla zaman geçirdiğim için de sürekli değiştirip kendimden bir şeyler kattım. Gerçekten beni yansıtan ve her yerini kullandığım bir yaşam alanı. Bu yaşam alanına siz de şahit olduğunuz için, artık dolabımın içindeki pisliğe kadar bildiğiniz için çok mutluyum. Bence aramızdaki şeyler arttı bu videoda ve çok konuştum. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı, merak ettiğiniz bir şey varsa yazın. Ben elimden geldiğince cevaplamaya da çalışıyorum. Bütün ürünleri araştıracağım salonda olan. Hepsinden bir link oluşturacağım. Oradan da bu ürünlere bakabilirsiniz. Zaten memnun olmadığım varsa söylerdim, demek yokmuş. Mutluyum her şeyden şu anda olduktan. Sizi seviyorum. Asit de sizi seviyor. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.